Şimdi burada birkaç önemli noktaya değineceğim. Çünkü aranızda 100 kadar liseli var, üniversite seçecekler. Ve diğer üniversitelerin de üniversite parametreleri, tasarım parametrelerinin toplam sonucu nasıl etkilediğini görmelerini istiyorum. Bakın burada ortalama hoca maaşımız 7.560 lira. 7.560'ı 12 ile çarpıyorum. 90 bin ediyor. Bunu 0.64'e bölüyorum. Brütleştiriyorum. 140 bin ediyor. 4 ders 35 bin lira. Yani bizim tam zamanlı hocamızın verdiği bir tek dersin bize maliyeti 35-40 bin lira arasında. Fakat okutmanın verdiği dersin bize maliyeti tabloda gördüğünüz gibi sadece 5 bin lira. Dolayısıyla aslında bütün bu senaryo analizinde gelir gider farkını en çok etkileyecek faktör bu okutman oranı. Yani eğitimin taşere edilmesi arkadaşlar bu. Okutmanların dersin ne kadarını vereceği. Şimdi okutman dersin daha fazlasını verdiği zaman maliyetiniz kesinlikle düşüyor. Bu iyi de olabilir. Ya yani maliyetin düşmesi iyi tabii de eğitime katkısı iyi de olabilir, kötü de olabilir. Eğer profesyonel bir meslek öğretiyorsan dışarıdan okutman getirdiğin zaman aslında uygulamacı getirmiş oluyorsun. İşte pazarlamacı geliyor, pazarlama anlatıyor. Mimar geliyor, büroyu anlatıyor. Bunlar faydalı. Ama sen bütün derslerini, bütün dersleri değil ama yani yarısını, yarısından fazlasını okutmanlara verdiriyorsan, temel dersleri de dışarıdan gelenlere verdirmeye başlamışsan, okutmanlar geliyorlar, gidiyorlar. Okulda fazla bulunmuyorlar. O zaman sıkıntı var demektir. Bakın bu okutman oranını %10'dan %30'a çıkartacağım sadece. Bütün açık kapandı, gördünüz mü? Bu okutmanların ne kadar kritik olduğunu gördünüz. Şimdi gittiğiniz okulda, gördüğünüz okulda bu okutman oranının kaç olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu okutman oranı çok yüksekse okutmanların nasıl görevlendirildiğine bakmanız lazım. Bakın burada şu anda gördüğünüz 4,5 milyon açık veren okul, prestijli, dünyada sıralamalara giren A-plus segmentinde bir okul. Şimdi ben bu okulu alacağım. Böyle tıkır tıkır F segmentinde bir okula getireceğim. Okul ismi vermiyorum tabii canlı yayındayız ama kimlerden bahsettiğimi herkesin anladığını düşünüyorum. Şimdi yardoç maaşından başlayalım. Bir kere şu okutmanları bir %50'ye çıkartalım. Ondan sonra yardoç 6 bin liraya gerek yok. 5 bin lira verelim. İdari kadroya da 3 bin lira verelim. %30 artıda mıyız? İdari hoca oranı 1,2'ye gerek yok ya. 0,8 yeterli. Sınıf büyüklüğü 40. Yani ne kadar lüks ya. Bu ne 40'a ne gerek var? 80 yapıverelim ya. Hocalar 4 ders. Nasıl bir lüks bu ya? Hocalar 8 ders versinler yılda. Bu kadar gidere gerek yok ya. Bunu 40 yapalım. Arkadaşlar farkında mısınız nereye geldiğimizin? Şimdi 24 milyon geliri olan bir okulun toplam gideri 8 milyonun altına düştü. 3'te 2 artıda okul. Şimdi tabii bu okulu %40 burslu olmaz. Herkese %75 burs verelim mesela. Maliyeti de 30 bine düşürelim. Hatta 20 bine düşürelim. Dumping, halk üniversitesi açalım. 20 bin liraya üniversite açtık. %75 de burs verdik. Hala %26 kar ediyoruz ya. Gördünüz mü arkadaşlar üniversite ekonomisinin nasıl değişken olduğuna, nasıl oynak olduğuna? Burada şimdi ben tekrar bu yaptığım adımları geri alıyorum. 4,5 milyon kayıptan yani %18'lerde kayıptan %26 artıya nasıl geçtik? Hiç kadroyu gençleştirmekle falan uğraşmadım arkadaşlar. Tekrar ediyorum en önemli etken okutman oranı. Tekrar 10 yapıyorum. Ondan sonra en önemli etken hocaların ders yükü. 4-6 yaptığınız anda uçuyor gidiyor yani 4,5 milyondan 3,3 milyon artıya geçiyorsunuz. Sınıfı 40'tan 60'a çıkardığınız anda aynı şekilde uçuyor gidiyor. Çünkü arkadaşlar hem sınıf büyüklüğü
Hem hoca sayısı, bakın 67,5 hocamız var şu anda. 6'ya çıkardığımız anda 45'e düşüyoruz. Sınıf büyüklüğünü 60'a çıkardığımız anda yine 45 hocaya düşüyoruz. Hem sınıf büyüklüğü hem de hocaların ders yükü üniversitenin hem maliyetlerini hem de kalitesini doğrudan etkileyen en önemli iki faktör. Yani şu okutmanların verdiği oran, sınıf büyüklüğü ve ders yükü, bunlar çok önemli. Yani hocanın ders yükü 8 ders olsun mesela, hocaya 6 değil de 8 bin lira ver. Hiç fark etmez abiciğim. Çünkü zaten hocaya burada sen hocaya olan ihtiyacını yarı yarıya azalttın. Dolayısıyla buradan %20-25 zam vermek senin resmini çok da bozmuyor.